Havalar bir sıcak bir soğuk. Hal böyle olunca vatandaşların nezle veya gribe yakalanması kaçınılmaz oluyor. Uzmanlar ise ani hava değişikliklerine karşı vatandaşları uyarıyor. Bu mevsimde çok fazla artmasının birkaç önemli nedeni var. Bunların başında havaların soğumasına bağlı olarak ortaya çıkan güneş ışınlarının vücudumuzu ve bizleri koruyucu etkilerinden tabiri caizse uzak kalmak, artı kapalı ortamlarda daha fazla kalıyor olmamızın yarattığı enfeksiyonların kapalı ortamlarda bulaşıcılığının daha fazla olması. Sağlık Bakanlığı'nın hapşırmanı koluna yap önerisi dikkate alınmalı. Solunum yolu enfeksiyonlarını bulaştırmadan korunmak aslında bulaşmasından korumaktan çok daha önemlidir. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Yaklaşık 1-1,5 sene kadar önce Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir basit önlem vardı. Hapşırmanızı kola yapın şeklinde bir önlem vardı. Bu çok basit bir şey. Hemen ama şu hareket çok kısa bir şekilde, çok kolay bir şekilde yapılacak bir harekettir. Hemen dirseğinizin kırılan bölümünün ön kısmını hapşırırsanız dışarıda bulunan bağışıklık sistemi zayıflamış, kolaylıkla enfekte olabilecek, hasta olabilecek kişilerin büyük bir kısmını korumuş olursunuz bu hareketi yaparak. Kışın meyve sebze tüketimi çok önemli. Beslenmede ağırlıklı olarak hani Kütahyalıların çok yoğun tükettiği et ve hamur işlerinden ziyade mümkün olduğunca taze meyve ve sebzelere ağırlık vermek gerekir. Bunları ne kadar çok tüketirsek hastalıklardan korunma şansımız da o kadar fazla olur. Bu basit önlemler bile, bu bir iki basit önlem bile bütün solunum yolu enfeksiyonlarından korunmak için aslında büyük oranda yeterlidir. Çok büyük oranda yeterlidir. Peki hangi durumlarda doktora gidilmeli? 3 günü geçen ateş ve genel kırgınlık haliyle öksürük, balgam, baş ağrısı, nefes darlığı gibi tabloların eşlik ettiği durumlarda mutlaka hekime giderek bu solunum yolu enfeksiyonunun şeklini, tipini ya da lokalizasyonunu, yerini net olarak ayırt ettirmek gerekir. 3 günün altında basit antigripal dediğimiz halk arasında grip ilacı olarak bilinen ilaçların kullanımlarıyla çok büyük oranda bu tablo düzelecektir. Uzmanların ani hava değişiklikleri konusundaki uyarıları bu şekilde. Peki vatandaşlar bu konuda nelere dikkat ediyor ve neleri yapmaya gayret ediyor? Yani hasta olmadan önce yani giyime, kuşuma dikkat etmek lazım. Şimdi ben hastayım. Ben bundan sonrasına bakıyorum. İşte ıhlamurdur, işte bitki çaylardır, ilaçlardır. Onları kullanıyorum işte. Bu şekilde. Nezleye, gribe yakalanmamak için kışlık çaylar falan oluyor ya. Bunlar falan. Şimdi zamanı gari. Gari erken yağarsa şey olmaz. Mikrop kırılır, hastalık olmaz fazla. Ya hava sıcak olsa bile, hani güneşli olsa bile biz yine kazak giymeye dikkat ediyoruz. C vitamini alıyoruz genellikle. İşte elbiselerimize dikkat ediyoruz. Ada çayı, limon, onlardan tüketiyoruz çok çok. Kıyafetlerimize dikkat ediyoruz, giyimlerimize, yediğimiz yiyeceklere, meyvelere C vitaminini bol alıyoruz bu dönemlerde. Bir de dışarıya daha çok çıkmamaya çalışıyoruz. Hani gideceğimiz yerlere taksileri kullanıyoruz, daha iyi oluyor. Vallahi hocam grip ve nezleye yakalanmamak için kendimize dikkat etmeliyiz en başta. Yani giyimimize, kuşamımıza, yani dışarı hangi saatte çıkmamıza, hava yağışlıysa atıyorum şemsiyemizi yanımızda bulundurmaya dikkat etmeliyiz. Antibiyotik kullanımına dikkat. Grip ve solunum yolu enfeksiyonlarının %98'inde antibiyotik kullanımı gereksizdir. Çünkü solunum yolu enfeksiyonlarının sadece %1 ila 2'sinde antibiyotik kullanımını gerektirecek bir tablo söz konusudur, bir klinik durum söz konusudur. O yüzden halkımızın gereksiz yere antibiyotik kullanılarak vücudun savunma sistemini olumsuz yönde etkilememelerini öneririm. Vatandaşlar bu konuda duyarlı. Ya ben ilaç kullanmıyorum. Ya ben direkt doğal yollardan şey yapıyorum. Bol bol sıvı tüketiyorum. İşte biraz da dikkat ediyorum giyinme, kuşanma. O şekilde. Doktor gözetiminde olmadığı sürece ben kullanmamaya dikkat ediyorum ilaç. Yani çünkü yan etkileri var. Ne olup ne olmayacağı belli değil. Hani ilacın içeriği belli değil. O yüzden hani sağlık ocağı ya da işte hastaneden verilen reçete haricinde ben ilaç kullanmıyorum. İlaç kullanmıyorum genellikle. Hani doğal yollarla daha iyi oluyor. Zaten doğan her şeyi vermiş bize. Yani bu gerek yok, hani ilaçlarla kimyasallara bulaşmaya gerek yok. Yani C vitaminini düzenli aldıktan sonra, yediklerimize dikkat ettikten sonra her şey normale dönüyor. Solunum yolu hastalıklarında risk grubu var. Kimler solunum yolu enfeksiyonlarında risk grubudur? Bunların başında takdir edersiniz ki çocuklar gelir. Metabolik hastalığı olan, şeker hastalığı, kronik karaciğer hastalığı, kronik akciğer hastalığı, kronik böbrek hastalığı olan, hipertansiyon dışında
metabolik hastalığı olan bir grup vardır. Hatta çok geniş bir grup vardır. Bu grupta da kanser olanlardan tutun da hepatitleri olan, kronik karaciğer hastalığı olan gruplardan tutun da çok geniş bir grup vardır. Bu grupta da solunum yolu enfeksiyonlarında bir adaylık söz konusudur. Grip aşısı tavsiye edilir mi? Maalesef söylüyorum, dediğim gibi bu mikroplar her zaman aynı salgınlara sebep olmadığı için korumaları düşüktür. Kar zarar oranında vurduğunuz zaman maliyetleri de ülkelere oldukça yüksek rakamlara gelir. O yüzden herkesin aşılanması benim kanaatimce de doğru değildir. Aşılanması gereken bir grup vardır. Bunlar işte demin bahsettiğim bağışıklık sistemi düşmüş olan, kronik metabolik hastalığı olan kişiler,